Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Analitik geometride en önemli kısımlardan birisi eğim hesaplamasına başlıyoruz. Gelin başlayalım. Şimdi notumuzu açtık canlarım. Birincisi şu. Doğrunun eğimini okuyalım. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı denir. Örneğin buradaki alfa değeridir. Bu eğim açısının Tanjant değerine de doğrunun eğimi denir. Peki hocam bu ne demek? Ben burayı anlamadım. Diyelim ki benim şurada bir doğrum var. Ve bu doğru x80 ile 50 derecelik açı yapıyor. Bunun tanjant değeri yani tan 50 benim işte eğimim. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu kadar basit. Peki hocam şurada bir doğru var. Yine x80 ile bir açı yapsın. Kaç olsun? Burası da 110 derece olsun. O zaman bu doğrunun eğimi ne olur? Tanjant 110 geldi. Peki bir şey hemen hatırlamamız gerekiyor. O da şu. Canlıların hatırlıyorsanız koordinat sistemi bölgelerden oluşuyordu. Bu bölgelerden birinci bölge ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant neydi? Eksiydi. Yani senin doğrun geniş açı yapıyorsa eğim her zaman negatiftir. Biz bunu şöyle de kodlayacağız. Sola yatıksa eğim negatif. Sağa yatıksa eğim pozitif. Sağ pozitif, sola negatif. Gel şimdi örneklerle pekiştir. Birinci örneğimiz ekranda. Bir yudum suyumuzu aldık. Hemen devam ediyoruz. 1- Doğru bir kez sola yatık. Farkındaysanız bak bu tarafa doğru yatık. Sola yatıksa eğimi negatif. O zaman geldim ben buraya alfa yazdım. Eğim tanjant alfa. Canlarım hatırlıyorsanız geniş açılarda trigonometride şöyle yapıyorduk biz. Sanki buradaymış gibi düşünüyoruz. Tanjant alfa 5 bölü 3. Ama dikkat ne olacak cevap? Eksi 5 bölü 3. Neden? Çünkü geniş açı. Geçtik ikinci soruma. Canlarım baktık eğim bir kez sağ yatık olduğu için pozitif. Ne değeriydi? Tanjant alfaydı. Ben buraya alfa dedim. Tan alfayı yazdım. Tanjant alfa bu soruda ne? Karşı bölü komşu. 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3. Bu kadar. Geç bir sonraki soruya. Doğrunun eğimi nedir? Canlarım ben buraya alfa yazdım. Sanki buradaymış gibi yapıyordum. Tanjant alfa benim eğimim. Güzel insanlar. Tanjant karşı komşu. O zaman 2 bölü 3 ama dikkat. Eksi 2 bölü 3. Niye? Sola yatık. Bak bu tarafa yatık. Anlaştık mı? Şöyle düşünün. Burası tam dik. Bu sola yatık. Bu sağa yatık. Anlaştık. Geçtik. Bir sonraki sorumuza. Burada. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz basit bir soru yine. Eğim hesaplayacağız. Bakın. Eğimi şöyle hesaplayacağım. Ben şuradaki açıya alfa dedim. Peki o zaman bu alfa buraya geldi mi? Geldi. Eğim neydi? Tanjant alfa. Bunun karşısı 1 olsun. Şurası ise 2 olur. Tan alfa buradan kaç gelir canlarım? 1 bölü 2'dir. Ama unutmayın. Dar açı olduğu için eğimi pozitiftir. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi canlarım şurası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 5 birim. Eğim hesaplayacağız. Bir kez bu sola yatık. Kesinlikle eğim negatif. M eşittir. Tan alfa. Şimdi canlarım şurası alfa olsaydı ben ne diyordum? Sanki buradaymış gibi davranıp buluyorum. 2 bölü 5 ama eksi 2 bölü 5. Neden? Çünkü sola yatık. Şimdi geldik eğim açısından eğim hesaplama. Bizim özel değerlerimiz vardı. 150, 135, 45, ondan sonra 30, 60. Onlar bizim özel değerlerimizdi. Şimdi eğim açısı kaç derece? 150 derece. Eğim o zaman tanjant 150. Peki canlarım hatırlıyorsanız bunların size bulunuşlarını çok ama çok detaylı öğrettim. Ne yapıyorsun? 180'e tamamlıyorsun. Tamamladın. Tan 30 yazdın mı? Yazdın. Açı ikinci bölgede ise o zaman cevap eksi. Neden? Tanjant ikinci bölgede. Çünkü eksi. Tanjant 30 eksi kök 3 bölü 3. Mevzu bu. Gel bir sonraki soruya. Şimdi burada 45 derecem var. Eğimini sormuş. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Tabii ki şöyle. Bura 45 mi? Burası 90. Mecburen şurası da 45 geldi. Eğim o zaman tanjant 45'e eşittir. E tan 45'te neye eşitti? 1. En basit değer. Geldim ikinci soruma. Canlarım burası 60. Burası 90. Ben buraya 30 yazdım. Şurası 150 derece. Eğim dediğim tan 150. Tan 150 neye eşit? Eksi tanjant 30'a eşit. E, tan 30 neydi? Eksi başında var. Kök 3 bölü 3. Geçtim 3. soruya. 3. soruda ne var? Burası 60. Burası 30. Yine geldik. Burası 30 oldu. Bu doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu açıydı. O da tanjant 30'dur. Peki tanjant 30 ne? Kök 3 bölü 3. Bu kadar. Zor mu? Kesinlikle ama kesinlikle değil. Gel dördüncü soruna. Burası 150 derece. Burası kaç derece oldu? 30 derece oldu. Burası kaç derece oldu? 60 oldu. Bura kaç oldu? 120 derece oldu. Eğim neydi? X80 ile yapmış olduğu açı. Sakın ama sakın Y değil bak X de. Eğim o zaman tanjant 120. O zaman canların ne gelir? 180'e tamamlayan değer tan 60 olur. Fakat ikinci bölgede eksi. Eksi tan yani eksi kök 3. Mevzu bu canlarım. Zor mu? Kesinlikle değil. Sizin için bunlar çerez. Gel şimdi birinci sorumdan tekrardan devam edelim. Bunlar bölüm bölüm. Birinci, ikinci, üçüncü bölüm şeklinde gidiyor. Şimdi burada özel bir değer yok. Eğim hesaplayacağız. Bir kez sağa yatık dar açı. Eğimi pozitif. Buradaki açıya x dersem eğim neye eşit? tanjant x. O da karşı komşu 3 bölü 1 yani 3 geldi. Geçtim ikinci soruma. İkinci sorum ne? Geldik buraya. Şurasına ben x dedim. Sanki buradaymış gibi davranıyordum. 180'e tamamlıyorum ya. O zaman eğim eşittir tanjant x değeri. Peki bunun eğimi karşı komşu. 2 bölü 3 ama dikkat geniş açı olduğu için eksi 2 bölü 3. Üç. Geldik 3. ve son kısmımıza. Şimdi burada hep anlattığımız şeyleri özetleyeceğiz. Bakın dar açı mı? Dar açı. O zaman eğim sıfırdan büyük. Yani sıfırla 90 arasında eğim pozitif. Bu açı nasıl Geniş açı. Yani 90 ile 180. O zaman tanjant değeri sıfırdan küçük. Eğimimiz negatif. Arkadaşlar x eksenine paralel olan doğruların hepsinin eğimi sıfırdır. Mesela y eşittir 1 doğrusu, y eşittir 2 doğrusu, y eşittir 3 doğrusu hepsinin eğimi sıfırdır. Canların x eksenine dik olan doğrular yani x eşittir 2 gibi, x eşittir 3 gibi, x eşittir 10 gibi doğruların hepsinin eğimi sıfırdır söz edilemez. Çünkü bilinmiyor. Neden? Tan 90 tanımsız. Mevzumuz bu kadar. Şimdi bugünlük burada duruyoruz. Canlarım haftalık anlatımlarımız devam edecek. Detaylı bir şekilde olacak. Sonra 4 derste bir genel tekrarlar devam edecek. Lütfen beğenip yorum yapıp arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.